Tonguç, senle şimdi beraber gök atlası yapacağız ve nasıl yapıldığını anlattıktan sonra nasıl kullanıldığını göstereceğim. İlk başta... Bu atlas nedir hocam? Gök atlası dediğimiz şey aslında bizim uzaya bakış açımız. Yani uzayı görme yerimiz. Mesela ben şu anda uzayı böyle görüyorsam başka bir gün geldiği zaman, yani Şubat olduğu zaman, Mart olduğu zaman, Nisan olduğu zaman farklı farklı görebiliyorum. Şimdi sana anlatacağım ama öncesinde sana şu bilgileri vermek istiyorum. Çünkü aslında bunların hepsi, bu gök atlasında gördüğümüz, yukarıda gördüğümüz o yıldızların hepsi aslında belli bir döngüye sahip. Bir yıldız aslında insanlar gibi doğuyor, yaşıyor ve ölüyor. Resmen bir insan gibi sen de aslında bir yıldızsın ve dışarıdaki... Yıldızların cenaze namazı oluyor mu? Hayır, olmuyor. Güneş de bir yıldız aslında. Şimdi onlara gel bakalım. Uzay boşluğundaki sıcak gaz ve toz bulutlarının oluşturduğu küme aslında bulutsu diyoruz. Ya böyle bir araya geliyorlar. Bulut gibi, böyle gaz gibi hani bir şey aslında bu. Sonrasında bunlardan mesela bazıları kelebek bulutsusu, Orion bulutsusu, atbaşı bulutsusu, bunların şekillerine göre isimler veriyoruz. Bulutsuların büyüklükleri ve özellikleri birbirinden farklı oluyor. Ama bunlar, işte bu bulut sular evladım benim, sonrasında yıldızlara dönüşebiliyor. Peki nasıl oluyor? Bak, ne demiştik sana? Aynı insan yaşamı gibi doğuyor, yaşıyor, ölüyor. Ve yıldızın sonlanacağı şeyi aslında ne olacağını da ilk baştaki kütlesi belirliyor. Bazen evladım benim, yıldızlar nötron yıldızı oluşabiliyor. Kara delik oluşabiliyor. Ve burada büyük kütleli bir yıldızla genellikle böyle oluyor. Bak, büyük kütleli olunca, yani ağır bir şey olunca, nötron yıldızı, pulsar dediğimiz şey veya kara delik oluyor. Eğer küçük kütleli olursa da evladım benim, beyaz cüce dediğimiz... Ay. Normal, ama tabii burada ilk başta ne oluyor? Küçük kütleli yıldıza dönüşüyor, sonra kızıldeve dönüşüyor, sonrasında beyaz cüceye dönüşüyor. Burada büyük kütleli yıldız oluşuyor, sonra süper dev oluşuyor, soğuyor birazcık yıldız. Bak, soğuyan yıldız genellikle kırmızı oluyor, onu söyleyeceğim. Aa, ama sıcakken aynı, kırmızı olur. Süpernova, sonra nötron pulsar oluşuyor. Peki, aynı bunlar gibi, bunlar ölümleri aslında. Şimdi sıcaklıklarına göre yıldızlar seni çok şaşırtacak, çok enteresan. Bilmiyorum. Bak, hocam, bizim bildiğimiz güneşimiz sarı bir yıldız şu anda gördüğümüz. Evet, çok sıcak, ben gittim. Orta sıcaklıkta bir yıldız. Aa. Binlerce derece, yüz binlerce sıcaklıkta biliyorsun, ama orta sıcaklıkta. Halbuki mavi yıldızlar çok çok daha sıcak. Mesela Rigel yıldızı, Vega yıldızı. Ama onlar çok daha buzun sıcak. Rengi soğuktur hocam. Mavi. Soğuk değil, biliyor musun? Kırmızılar soğuk. Aa. Yani zaten artık soğumuş. Barnard, aynı zamanda Alpha Centauri B diye bir yıldız var. O da mesela soğuk bir yıldız. Bunları zaten görüntülerinden anlayabiliyoruz. Bak, bu sarı birazcık. Ondan sonra bu mavi bayağı sıcakmış gibi böyle anlayabiliriz. Peki işte bunların da beraber oluşturduğu topluluğa, zaten gök atlasımızda en fazla bunlar var. İşte burada kertenkele takım yıldızı var. Oğlak takım yıldızı var. Kalkan var. Kartal var. Sen görmüyorsun ama burada teker teker bütün takım yıldızları var. Mesela küçük ayı takım yıldızı, büyük ayı takım yıldızı. Bunlar da bir araya geliyorlar ve diyoruz ki ya bu ayıya benziyor ya da bu büyük ayıya benziyor gibi farklı farklı. Ben pandaya benzettim. Aynen, farklı farklı şeylere benzeterekten isimler veriyoruz. Bunlara da takım yıldızı diyoruz. Şimdi seninle beraber gök atlasını yapacağız. Ama burada şuna göstermek istiyorum. Bak, hemen sana şunu göstereyim. Bak, burada aylar yazıyor. Ocak, Şubat, Mart. Hatta şöyle birazcık odaklanalım seninle beraber. Hop, birazcık yaklaştıralım. Harikasın. Oo, çok güzel olmuş Tebrik hocam. Ediyorum seni. Bu gök atlasını şimdi seninle beraber yapmayı öğreneceğiz. Bak, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Tamam, bunu yazdık. Sonrasında her birisinin gününü de var bu arada. Her birisinin saati de var. Mesela şimdi burada bakalım. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs hepsi yazıyor. Tamam, şimdi burada mesela diyelim ki Mart ayında saat 22 ile 23. 10 ile Mart ayının 10'unda, 10 Mart'ta saat 10 ile 11 arasında 22-23 yazıyor. Bunu böyle bir araya getiriyorum. Bir araya getiriyorum. Sonrasında diyorum ki tamam, bunu bir araya getirdikten sonra benim gördüğüm alan burası. Peki doğu neresi, batı neresi? Bak, burası batı gösteriyor, burası doğu gösteriyor. Doğuyu doğuya doğru çevirmem gerekiyor, batıyı batıya çevirmem gerekiyor. Doğu burası, batı burası, değil mi? Heh, bunu çevirdikten sonra işte benim gördüğüm alan burası aslında. Şubat ayında pardon, Mart ayının 10 Mart'ında saat 10 ile 11 arasında gördüğüm alan burası. İşte bu gördüğüm alan, uzayda gördüğüm alan. Bu değişiyor. Burada bir sürü takım yıldızı görüyorum. Hatta sana şöyle yakından bir göstereyim bak. Takım yıldızlarımız burada. Uzay aslında devasa bir yapı. Aa, büyük ayı gördüm hocam. Aynen. Burada mesela işte hemen ben de birazcık ayağa kalkayım şöyle yakınlaştırabilmek için, seninle görebilmek için. Bak, çoban, ondan sonra çoban Başak, aynı zamanda aslan,
Kupa takım yıldızı, onsa karga, küçük panda, altılık. Burada teker teker her birisi yazıyor. Benim gördüğüm olan burası. Peki zaman veya işte tarih değişirken ne değişiyor biliyor musun? Benim gördüğüm alan değişiyor. Bakar mısın? Farklı yerleri görmeye başlıyorum. Farklı yerleri görmeye başlıyorum. Ve bu gördüğümde biliyor musun? Bu nokta her zaman dünyadan baktığımız zaman hep kuzeyde olan, burası da kuzey gördüğün gibi, hep kuzeyde olan kutup yıldızı. Buna Polaris de diyoruz. Bu hiçbir zaman değişmiyor. Yani bütün takım yıldızların görüntüsü değişebiliyor. Farklı yerlerde, farklı zamanlarda farklı yıldızları görebiliyorum. Ama kutup yıldızı hep orada kalıyor ve denizciler zaten bundan çok yararlanıyor. İşte seninle beraber bunu yapacağız ve bunun nasıl kullanıldığını... Fantastik bir şey olacak hocam. Aynen, seninle beraber bunun nasıl kullanıldığını beraber göreceğiz. Burada ayları, günleri, saatleri ve teker teker açılara da bakaraktan da doğu mu, güney mi, batı mı teker teker karar vererekten nasıl kullanıldığını bakacağız. Hadi bakalım şimdi seninle beraber onun videosunu izleyelim. Stüdyomuzu değiştiriyoruz. Hadi bakalım, görüşmek üzere evladım. Görüşürüz hocam. Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte gök atlası yapacağız arkadaşlar. Gök atlası bizim gökyüzümüzde yıldızların konumlarını hangi tarihte nerede olduğunu gösteren bir atlas. Çok fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Direkt malzemelerimi getirip sizlerle birlikte yapımına başlıyorum. İlk olarak arkadaşlar, açıklama kısmında size bir PDF dosya bırakacağım ve o PDF'nin içerisinde bu iki A4'ü bulabileceksiniz. İlk A4'ümüzde bizim gök atlasımızın konumunu ve saatini gösterecek bir A4'ümüz bulunuyor. İkincisinin içerisinde ise tarihler, aylar ve gökyüzümüzdeki takım yıldızlarının bize görünüşünü gösteren bir sembol çıkacak arkadaşlar. Yani buna ulaşabileceksiniz. Tam orta noktasında kutup yıldızı var arkadaşlar. Yönünü bulmak isteyen denizciler ya da doğa içerisinde yürüyen insanlar bu kutup yıldızından yararlanırlar. Etrafında görmüş olduklarınız da takım yıldızları arkadaşlar. Şimdi diğer malzemelerimi sayıyorum. Kalemim, cetvelim, yapıştırıcım, bir tane raptiyem var arkadaşlar. Bunları panolara bir şeyler asarken kullandığımız raptiyelerden. Bir tane maket bıçağım ve makasım var arkadaşlar. Burada da A4 boyutunda bir renkli kağıdım ve yine A4 boyutunda bir karton parçam var. Şimdi malzemelerimi bir araya getiriyorum ve nasıl bir şey ortaya çıkacak bakalım. Hadi yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, ilk olarak renkli kağıdımızla kartonumuzu birleştireceğiz. Çünkü kartonun dışarısındaki çirkin görüntüden ilk başta kurtulmak istiyorum. Biz bunu A4 boyutundaki ölçülere göre yapacağız arkadaşlar. Eğer siz aldığınız çıktı daha farklı boyutlarda olursa da ona göre malzeme kullanabilirsiniz. Hemen yapımına başlıyorum. Evet, zeminimizi güzelce kapladık. Şimdi gök atlasımızın diğer parçalarını getireceğim ve burada birleştireceğim arkadaşlar. Şimdi bu zemin kısmı birazcık kurumaya bırakmak istiyorum çünkü yapışkanla kapladık. Evet, kenara alabiliriz. Evet, şimdi gök atlasımızı birleştirme zamanına geldi. Arkadaşlar, açıklama kısmına bu iki kağıdın sizler için PDF'sini bıraktım. Oradan çıktısını alarak siz de buna ulaşabilirsiniz. Sizler için şöyle bir de güzel detay yaptık arkadaşlar. Keseceğimiz alanları sizler için işaretledim. Gördüğünüz gibi gri bölgeyi kesip çıkartmamız gerekiyor. İlk başta burayı yapmamız lazım. Çünkü burası biraz detay gerektiriyor. Burayı kesip alalım. Makasımdan yardım alıyorum ve kesmeye başlıyorum. Dış kısmını kestik. Şimdi de iç bölgedeki gri alanı keseceğim arkadaşlar. Hemen yapımına başlıyorum. Ama önce maket bıçağımdan ufak bir yardım alacağım. Çünkü makasımın içeri girmesi gerekiyor. Yırtmadan güzelce bir kesik açıyorum. Evet, şimdi iç bölgeyi kesebilirim. Evet, güzelce gök atlasımızın parçalarını da kağıtlardan ayırdım. Şimdi de bunları birleştireceğim arkadaşlar. Orta noktada da kutup yıldızı var arkadaşlar. Şimdi diğer parçamızda, bu parçamızda gök atlasımızdaki
saati gösteriyor arkadaşlar. Şimdi burada iki tane saat rakamı görebilirsiniz. Kafanız karışmasın. Siz hangi boylamdaysanız, hangi saat birimini kullanıyorsanız kendinizi ona göre ayarlamanızda fayda var arkadaşlar. Çünkü o saat aralığında gökyüzünün gözüken kısmı burada görmüş olduğunuz alan. Şimdi birleştirmeye geçelim. Tam orta noktamızda bizim bir alanımız var yine sizler için ayırdığımız. Oradan raptiyemizi de takıyoruz arkadaşlar. Şu anda gök atlasımız bitti arkadaşlar. Bunu kullanabilirsiniz rahatlıkla. Evet arkadaşlar, gök atlasımız bitti. Siz de evinizde rahatlıkla yapabilirsiniz. Unutmadan yine söyleyelim. Videonun açıklama kısmında gök atlasımızın PDF'si bulunuyor. Bunu indirip kendi evinizde de yapabilir. Gökyüzüne baktığınızda da hangi yıldızların altında olduğumuzu görebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Yorumlar kısmına da en sevdiğiniz takım yıldızını yazmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.